Tutamaçlarla çalışmak Grabs, yani tutamaçlar muhtemelen AutoCAD'deki en çok yönlü araçtır. Tutamaçları şekil üzerinde hızlı bir biçimde düzenleme yapmak için kullanabilirsiniz. Aslında tutamaçları şu ana kadar bahsettiğimiz hemen hemen bütün düzenleme komutlarının yaptığını yapmak için kullanabilirsiniz. Zaten önceki derslerin çoğunda da kullandınız. Nasıl çalıştıklarına bir bakalım. Başlamadan önce Dynamic Input'un yani dinamik girişin aktif olduğuna dikkat edin. Dynamic input tutamaçlar üzerinde daha fazla kontrol imkanı verir. Bu yüzden uygulamaya devam ederken dynamic input'un aktif olduğundan emin olun. Ekranda basit bir çizim bulunmaktadır. Bu çizgiyi seçerek başlayalım. Buradaki küçük mavi karelere dikkat edin. Buralara tutamaç denir ve nesneleri tutmak ve üzerlerinde değişiklik yapmak için bu tutamaçları kullanırsınız. Örneğin imleci buradaki son tutamacın üzerine getirirseniz şeklin bilgilerini elde edebilirsiniz. Çizginin uzunluğunu ve çizginin açısını görebildiğimize dikkat edin. Şimdi daireyi seçin ve sağdaki tutamacın üzerine gelin. Tutamaç dairenin yarıçapını gösteriyor. Şimdi de yayı seçin ve ortadaki tutamacın üzerine gelin. Tutamaç yayın yarıçapını ve uç açısını gösteriyor. Kısacası tutamaçları şekil hakkında bir takım geometrik bilgiler elde etmek için kullanıyoruz. Tutamaçları temizlemek için Escape tuşuna basın. Aynı zamanda şekil de seçili olmaktan çıkacaktır. Şimdi çalışmamızda değişiklikler yapmak için tutamaçları nasıl kullanacağımıza bakalım. Üstteki çizgiyi seçin ve uçtaki tutamaca tıklayın. Tutamaç kırmızı hale gelecektir. Burada bazı alanlar olduğuna dikkat edin. Şu anda iki tane alan görebiliyoruz ama aslında dört tane alan var. Alanlar arasında geçiş yapmak için tap tuşunu kullanabiliriz. Şu anda aktif olan alan Çizginin uzunluğunun ne kadar değiştirileceğini gösteriyor. Tab tuşuna basarsanız çizginin toplam uzunluğunun ne kadar olacağını gösterir. Tekrar tab'a basarsanız çizginin toplam açısının ne kadar olacağını gösterir. Taba bir kez daha basarsanız çizginin açısını ne kadar değiştireceğimizi gösterir. Diyelim ki bu çizgi parçasının 7,5 birim uzunluğunda olmasını istiyoruz. Bunu yapmak için taba basarak toplam uzunluğun olduğu bölüme gelin. 7,5 değerini girerek enter tuşuna basın. Uçtaki tutamacın üzerine gelirseniz, çizginin 7,5 birim uzunluğunda olduğunu göreceksiniz. Diyelim ki bu çizginin açısını değiştirmek istiyoruz. Açıyı 0 derece yaparak çizginin yatay hale gelmesini sağlayacağız. Bunu yapmak için tutamacın üzerine gelip tıklayın. 2 kez taba basarak toplam açı değerine gelin. 0 değerini girerek Enter'a basın. Şimdi de daireyi seçmek için tıklayın ve soldaki tutamacı seçin. İki tane alan olduğuna dikkat edin. Biri dairenin yarı çapını, diğeri ise yarı çapı ne kadar değiştireceğimizi gösteriyor. Dairenin yarı çapının 4 olması gerektiğini farz edelim. 4 değerine girerek Enter'a basın. Diyelim ki dairenin yarı çapını bir birim azaltmak istiyoruz. Bunu yapmak için tutamaca tıklayın. Tab'a basarak değişiklik miktarını gireceğimiz alana gelin. İçeriye doğru çekerek 1 girin ve Enter'a basın. Tutamacın üzerine yeniden gelirseniz yarı çapın 3 birim olduğunu görebilirsiniz. Son olarak buradaki yayı seçmek için tıklayın. Yay üzerinde sayısal bir değişiklik yapacaksak üçgen biçimindeki tutamaçları kullanmamız gerekir. Üstteki tutamacı seçmek için tıklayın. Bu tutamaç bize yayın yarı çapını değiştirme imkanı veriyor. Yarı çap değeri olarak 5 değerini girin. Enter'a basın. Uç taraftaki tutamaçları kullanarak yayın başlangıç ve bitiş açılarını belirleyebiliriz. Ya da ekranda herhangi bir nokta seçerek yayın bu uzunlukta olmasını sağlayabiliriz. Fakat bu durumda yayın uzunluğu değişmeyecektir. Çünkü çalışan nesne kenetlemeleri buna engel oluyor. Tekrar tıklayın ve çekin. Çizgiden yeterince uzaklaşınca bırakın. Değişiklikler bitince Escape'e basarak tutamaçları temizleyin. Tutamaçları kullanarak yapabileceğimiz başka değişiklikler de var. Birkaç örneğe daha bakalım ekranda iki adet daire ve bir çizgi bulunmaktadır. Diyelim ki bir halter şekli oluşturmak istiyoruz. Bunu yapmak için bu çizgiye tıklayın. Daha sonra uçtaki tutamacı seçin. İmlecin üzerinde Specify Stretch Point yani sündürme noktası belirtin uyarısının çıktığına dikkat edin. Bir tutamacı seçtiğinizde AutoCAD'in varsayılan işlemi sündürmedir. Bu yüzden bu tutamacı dairenin merkezine doğru sündürün. Sonrasında diğer uçtaki tutamacı seçin. Onu da aşağıdaki dairenin merkezine doğru sündürün. Bittiği zaman Escape'e basın. AutoCAD'in varsayılan işleminin sündürme olduğunu hatırlayın. Aslında bundan daha fazlasını yapabiliriz. Tekrar çizgiyi seçin. Üstteki tutamacı seçerek sağ tıklayın. Sündürmeden başka taşıma, döndürme, ölçeklendirme ya da aynalama yapabileceğimize dikkat edin. Mew yani taşımayı seçersek şekli taşıyabiliriz ve tutamaç base point yani referans noktası haline gelir. Sağ tıklayıp rotate yani döndürmeyi seçersek şekli döndürebiliriz. Şu anda şekli base point etrafında döndürüyoruz. Sağ tıklayarak scale yani ölçeklendirmeyi seçin. Sürükledikçe şekli tutamacın bulunduğu yere göre ölçeklendirebiliyoruz. Menüyü tekrar açmak için sağ tıklayın. Bu menüdeki düzenleme seçeneklerini inceleyerek değişik örnekler üzerinde denemeler yapabilirsiniz. Tutamaçlarla yapabileceğimiz çok fazla şey bulunmaktadır. ESC'ye e basarak menüyü kapatın. Tekrar ESC'ye e basarak tutamaçları temizleyin. Şimdi hızlı bir değişiklik yapalım. Diyelim ki bütün bu şekli tutamaçları kullanarak döndürmek istiyoruz. Bunu yapmak için şeklin tamamını kapsayan bir pencere seçimi yapın. Ortadaki tutamacı seçin. Sağ tıklayın ve Rotate seçin. Rotation Angle yani döndürme açısı olarak 90 derece girin bittiği zaman escape'e basın. Tutamaçların çalışma mantığını anladığımıza göre uygulamalı bir örnek yapalım. Buradaki çizimin üzerine gelerek biraz yakınlaşalım. Ekranda iki tane mekanik parça bulunmaktadır. Sağdaki parça tamamlanmış bir çizimi, soldaki ise tamamlanmamış bir çizimi gösteriyor. Bakalım tutamaçları kullanarak soldaki şekli sağdaki gibi yapabilecek miyiz? Öncelikle sağ taraftaki çıkıntıya ihtiyacımız yok. Çünkü sağdaki şekilde bu çıkıntı bulunmamaktadır. Bu yüzden çıkıntı etrafında bir pencere seçimi oluşturun. Silmek için delete tuşuna basın. Sonra yarım kalan çizgiyi seçin. Uçtaki bu tutamacı seçerek aşağı doğru çizginin uç noktasına kadar sündürün. Escape'e basın. Şimdi üstteki kenara bakalım. Çizgiyi seçin ardından soldaki tutamaca tıklayın. Toplam uzunluğa gelmek için taba basın. Uzunluk değeri olarak 4.75 girin. Değer girme işlemi bittikten sonra Enter'a basın. Sonra soldaki çizgiyi seçin. Uçtaki tutamacı seçerek toplam uzunluğa gelmek için Tab'a basın. Uzunluk değeri olarak 3 girin. Değer girme işlemi tamamlandıktan sonra Enter'a basın. Bittiği zaman Escape'e basın. Şimdi Line yani çizgi komutunu çalıştırın. Son olarak çizimin uçları arasında bir çizgi oluşturun. Tutamaçlarla çalışmak, şekil üzerinde değişiklik yapmak için kullanılabilecek en hızlı yöntemlerden birisidir. Aslında tutamaçlarla burada gördüğünüzden daha fazlasını yapabilirsiniz. Eğer bu küçük mavi kutucukların nasıl kullanılacağını bilirseniz, ileride karşımıza çıkacak olan dinamik bloklar ve 3 boyutlu modelleme gibi kavramları anlama konusunda iyi oldasınız demektir.